Nijmegen, Hollandalıların deyişiyle Nijmegen, bizi gelir gelmez güzel binalarıyla karşıladı. Bu şehirde yaklaşık 300 bin kişi yaşıyor. Biz de bugün buraya Eindhoven'dan günübirlik bir gezi için geldik. Görülmesi gereken önerilen 4-5 lokasyonu görüp tekrar Eindhoven'a döneceğiz. Size de elimizden geldiği kadar göstermeye çalışacağız. Şimdiden iyi izlemeler. Grotemark, Nijmegen'e gelince görülmesi gereken başlıca yer aslında. Çünkü burası şehrin merkezi. Şehrin atmosferini hissetmekten ziyade burada birkaç tane tarihi bina da görebiliyorsunuz. Mesela arkamda gördüğünüz De Wacht diye adlandırılan bina 16. yüzyılda yapılmış. 18. yüzyılda bir restorasyon görmüş ve günümüzde hala ayakta. Bugüne kadar çeşitli amaçlarla kullanılmış bu bina. Geçici olarak ev olarak kullanılmış. En üst katı geçici olarak askeriye tarafından kullanılmış. Ama şu an günümüzde restoran olarak hizmet veriyor. İyi bir restoran olduğu da söyleniyor. Hemen arkamda sağ tarafımda bir tane kilise var. O kilisenin de ziyaret edilmesi gerektiği söyleniyor. Stevenskirk diye geçiyor oranın ismi de. Oranın önüne gidince orayı da anlatacağım. Muhtemelen bu şu demek. Bu sokak 2. Dünya Savaşı'nda bir hayli bombalanmış. Bu sokak boyunca sürekli var bu işaretlerde. Şu an Stevenskirk'ün çevresinde yürüyoruz. Bu kilise bu bölgenin ve Nijmegen'in en eski kilisesiymiş ve 13. yüzyılda inşa edilmiş. En önemli öne çıkan özelliği çan kulesinin bayağı bir süslü olması ve aslında kilisenin içinde taş bir yapı varmış. Kilise kapalı, şu an onu göremiyoruz ama Google'da fotoğrafını bulursam mutlaka bırakırım. Şu caddenin şirinliğine bakın diyorum, çıkıyorum. Şimdi kiliseden aşağıya indik. Nijmegen şehri Hollanda'nın en eski şehri olarak nitelendiriliyor. Hatta öyle ki 2005 yılında 2000. yaş gününü kutlamış bu şehir. Şimdi de Hollanda'nın bilinen en eski alışveriş caddelerinden bir tanesindeyiz. Burası da Hezelstraat diye geçiyor. Birçok alışveriş dükkanı, hatta vintage dükkanları vesaire de burada bol bol bulunuyormuş. Şimdi de Kronenburger Park'tayız. Burası tam tren istasyonuyla eski şehrin arasında yer alan, ulaşması çok kolay bir park. Ve bu parkta bir tane eski bir kale kalıntısı da varmış. Şimdi onu gördük, onu size de gösterelim dedik. Her zaman Hollanda şehirlerinde böyle büyük güzel parklar oluyor şehrin tam ortasında. Ve gezmesi her zaman çok keyifli. Hele hava güzelse ekstra keyifli. Thank you.
Nijmegen hakkındaki düşüncelerin neler? Söyle bakalım. Ama hani interview yapmıyoruz? Interview değil bu. Nijmegen hakkında elleri çok güzel. Elleri aşırı güzel. Çok güzel. Ellerini çok beğendim. Başka? Bu kafeyi çok beğendim. Bu kafe bayağı iyi. Hı-hı. İçindeki çıkma çok sıcak böyle duruyor yani. Kafe evet. Çok sıcak duruyor. Kafeler güzeldi buradaki. Kafeler güzel ama bu kafe daha bir ekstraydı. Ondan sonra bir de sonra nereyi beğendim? Parkı beğendim. Kilise. Kilisenin keşke içini görebilseydik ama. Evet, göremememiz biraz kötü oldu. Keşke içini görseydik kilisenin. Kilisenin içi bayağı güzel oldu. Ben de tostu beğendim. Mantarlı tostu. Evet. Acayip iyi. Çok lezzetli. Nijmegen, Philips'e kafe ve mantarlı tostu. Mantarlı tost çok iyi. Evet. Şey güzel. De çok güzel bu arada. Şu anda Wahlburg'un üstündeyiz. Yani üstünde bulunduğumuz nehrin ismi Wahl. Burası da en bilinen köprü. 1936 yılında açılmış. 1936 yılına kadar buradan karşı kıyıya geçmek için feribot, gemi taşıtları kullanılıyormuş aslında. İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanların ilerlemesini durdurmak için Hollandalılar bu köprüyü patlatmışlar. Daha sonradan Almanlar işgal edince bu bölgeyi tekrardan inşa edip İkinci Dünya Savaşı sırasında trafik amaçlı kullanabilmişler bu köprüyü. İşler tersine dönünce buradan ayrılma zamanı geldiğinde Almanlar için burayı tekrar yıkmaya çalışmışlar aslında. Ama bir Hollandalı onlarla bir şekilde müzakere edip köprüyü kurtarmış. Bugün de bu hikayesiyle tarihi bir köprü olarak hala ayakta Wahl Köprüsü. Biz de şu an tam üstündeyiz. Biraz geçe kaldık ama son görülmesi gereken yer olarak iki tane parkın bulunduğu bir bölgeye geldik. Birisi Hunner Park, bir tanesi de Walkhof Park diye geçiyor. İkisi de Wahl Nehri'ni tepeden görüyor ve eski kale kalıntıları ve yani Hunner Park'ta eski kale kalıntıları var. Walkhof Park'ta da bir kilise bulunuyor. Mutlaka bu park gündüz daha güzeldir ama biz bu saate kaldık artık gösterebildiğimiz kadar. Gördüğünüz yapılar aslında Hunner Park'ta da bu Walkhof Park'ta da bu arkamda gördüğünüz yapı hep Roma döneminden kalma kalıntılar. Çünkü şehir Hezelstraat'ta söylediğim gibi çok eski bir tarihe dayanıyor ve ta Roma döneminden bugüne kadar bunları korumuşlar. Böyle yanından yürüyerek geçebiliyorsunuz. Güzel bir manzara bence. Nijmegen bir günde rahatlıkla gezilebilecek çok tatlı ufak bir şehir Hollanda'da. Mutlaka gelin eğer vaktiniz varsa. Ben şiddetle öneriyorum açıkçası. Çünkü üçümüz de çok beğendik bu şehri. Özellikle o öğlen gittiğimiz kafede ismi Philips'e o ekmek üzeri mantarlı öğle yemeğini ya da tostu ne derseniz deyin çok beğendik. Bir de akşamüstü Deherme diye bir tane biracıya gittik. Kendi biralarını yapıyor burası. Orada da %12 alkollü bir bira içtik. İsmini yazarım şu an bilmiyorum. Çok lezzetliydi. Hafif tatlı ve yüksek alkollü bir biraydı. Orayı da şiddetle tavsiye ederiz. İkisinin de ortamı ve sundukları lezzetler çok ötede. Ki ben hiçbir zaman böyle yemeğe çok yorum yapmamışımdır. Aa burası çok iyiymiş, çok mükemmelmiş falan diye ama burada iki mekan içinde şiddetle öneri veriyorum. İkisine de gidin, ikisini de çok beğeneceksiniz. Nijmegen'den bu kadar diyelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.